Değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Seyh bin Ziyezen peygamberimizin dedesine neyi müjdeledi? Seyh bin Ziyezen Yemen padişahlarındandır. Peygamberimizin dedesine yaptığı müjde aynen şöyle. Daha sonra Peygamber Efendimizin dedesinin Yemen'e niçin gittiğini izah edeceğiz. Demiş ki, tabi Seyf bin Ziyezen peygamberimiz özelliklerini eski kitaplarda görmüş ve kendisinin de özellikle Allah'ın birliğini kabul ettiği Hanif dininin, yani Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dininin yayılması için çalıştığı bilgisi kaynaklarda geçmekte. İşte orada ahir zaman peygamberin özelliklerini gördüğünden dolayı onu peygamberimizin dedesine şöyle açıklamış. Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun aleyhissalatü vesselam iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. Peygamberlik mührünü kastediyor. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Tabii bu açıklamadan sonra bir rivayete göre Seyf bin Ziyezen peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'e gizli olarak kulağına o gönderecek çocuğun peygamberin dedesi sensin diye müjdelediği çok kaynaklarda geçmekte. Bu zatın özellikle meşhur olmasına neden olan bundan başka bir özelliği de Yemen'e Habeşliler saldırmışlar ve Hristiyan olan Habeşliler Yemen halkına zulmediyorlardı. İşte başkalarının da desteğiyle bu kral, bu padişah Seyf bin Ziyezen Habeşlileri püskürtmüş ve özellikle Ebrehe'nin oğlu Mesruk'un ölümüne de neden olmuştur. Bu nedenle bu başarısından dolayı birçok kabile ve bölgedeki insanlar heyetlerle teşekkür etmeye gitmiştir. İşte bu heyetlerden bir tanesi de içlerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in de bulunduğu Mekkeliler heyetidir. İşte o heyet oraya onu tebrik etmek ve yaptığı başarıları övmek üzere gittiklerinde, teşekkür etmek üzere gittiklerinde Seyf bin Ziyezen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesine bu müjdeyi vermiş. Hatta sırtındaki nübüvvet mühründen de bahsetmekle beraber Peygamber Efendimizin başka özelliklerinden de bahsetmiş. Demek ki gerek Seyf bin Ziyezen, gerek Yemen'in başka padişahları, gerekse başka ülkelerdeki bu insanlar Tevrat, İncil, Zebur gibi veya Hanif dini vesilesiyle, İbrahim Aleyhisselam'ın gönderildiği Hanif dini vesilesiyle ahir zaman peygamberin özelliklerini orada görüyorlar, okuyorlar ve önce onu kabul ediyorlar. Ahir zaman peygamberini. Daha sonra da birçok kişiye açıktan ve net olarak onun özelliklerini sıralayıp geleceğini müjdeliyorlar.